Yok, amcam değil, amcam oğludur. Evet. 31 yıllık eşi için böyle diyor Hikmet Aslan. Aslan'ı bunu söylemeye itense yaşadıkları mağduriyet. Kimlik taranmasıyla beraber ortaya çıkınca boşan, yani devlet bizi boşadı resmen yani. 31 yıldır evli olan Aslan çiftinin hayatı mahkemeden çıkan bir kararla alt üst oldu. Nüfus yenileme işlemleri sırasında amca yeğen oldukları anlaşılan Aslan çiftinin evlilikleri mahkeme kararıyla iptal edildi. 31 senedir evliyiz. Kimlik taranmasıyla beraber ortaya çıkınca boşan, yani devlet bizi boşadı resmen yani. Mahkemelik olan evliliğin hikayesi de adeta film gibi. 2 yaşında babasını kaybeden Turan Aslan, dedesi tarafından evlat edinilince nüfus kayıtlarında babası ve amcalarıyla kardeş gözükmüş. Amcasının kızı Hikmet Aslan'la evlenince de işler karışmış. Mahkeme Türk Medeni Kanunu'na göre amcanla evlenemezsin diyerek evliliklerini iptal etmiş. Biz 31 senedir evliyiz. Babam genç yaşta vefat etti. Ondan dolayı dedem kendi üzerine kaydetti. Hatta biz 2 kardeşiz. İkimiz de amca kızları aldık. Ondan sonra kimlik taranmasıyla beraber ortaya çıkıyor. İşte sanki yeğenimle evlenmişim. Öyle gözüküyor. Peki ya kararı öğrendiklerinde yaşadıkları? Üzülür, kalp krizi geçirir, fanalı geçirir diye şey yapmadım yani. Söylemedim o gün. Ertesi gün böyle şaka yaptım. Ondan sonra yani şakalaşarak söyledim. Anladın, dedim bak sana devletimiz bizi boşadı, anladın. Mahkeme Aslan çiftinin evliliğini bitirdi ama onlar aynı evde yaşamaya devam ediyor. Tek istedikleri var, o da iptal edilen evliliklerine yeniden kavuşmak. Benim 31 yıllık evliliğim ve benim evliliğim düştü. Ben çocuklarımla ve eşimle çok mutluyum. Ve çok mağdur olduk yani gerçekten. Yani Allah korusun, bir eşime bir şey olursa ben yani mağdur olacağım şimdi. Nikahım düştü. Mağduriyetimin düzelmesini istiyorum lütfen. Yani düzelsinler bunu.